Heh, tamam. Şu anda başladık. Terk tekrar Meven Alper. Oyuncunun biraz kanalını hazırladığı yepyeni bir video. Hoş geldiniz bugün sizlerle. Yepyeni bir video olan Hearts of Iron 4'teyiz. Ama nasıl bir haldeyiz? Nasıl bir haldeyiz? Babacım bak, Türkiye bu. Bak. Tam bak, buradan Yugoslavya'dan geliyoruz. Bulgaristan, Anadolu, İran, Hindistan. Bu topraklar bizim. Şimdi Almanya babanın topraklarını gösteriyorum. Bak buradan başlıyor. Bak Almanya baba. Burası da Almanya baba. Bak buralar hep Almanya babanın. Burası da Almanya babanın. İşte burası İtalya babanın. Burası İspanya babanın. Tabii İspanya baba asıl topraklarını kaybetti geri zekalılar. Burası çakma Fransa'nın. Şey kurdu, Almanya kurdu. Abi bak işte, aslında benim buradaki bütün amacım şuydu. Benim amacım Bulgaristan'la Yugoslavya'ya saldırmaktı. Sonra Suudi Arabistan'a falan saldıracaktım. Bulgaristan'a saldırdım, Irak'a saldırdım. İkisini de aldım, toparladım. Yugoslavya'ya saldırdım. Yugoslavya'ya saldırdıktan sonra Almanya Yugoslavya'ya savaş ilan etti. Geri zekalı. Benim bütün işimi sikti. Hani bitirdi orada. Tamam, hem bütün işimi bitirdi benim. Yugoslavya'ya savaş ilan etti. İngiltere Yugoslavya'yı yanına aldı. Ben Yugoslavya'yla savaşta olduğum için İngiltere bana savaş açtı ve bütün ally, bütün müttefikler bana savaş açtı. Bütün müttefikler sana savaş açarsa bütün müttefiklerin en büyük düşmanı ne yapar? Seni yanına ister. Almanya da beni yanına istedi. Zaten biz Almanya ile savaşın başında saldırmazlık anlaşması yaptık. Hani Almanya'yı şöyle göstereyim. Bak, Befriend Turkey ile gitmiş. Puppet Turkey ile gitmemiş. Puppet Turkey olsa bize saldırırdı büyük ihtimalle. Bütün işimi sikti. Sonra İran'la savaşa girdiler. Bunları İran'la savaşa girince ben İran'a dalmak zorunda kaldım. Sonra devam ettim haritadan. Baktım burada Hindistan varmış. Hindistan'ı da aldım. Yıl 1945. Amerika da savaşın içine girdi. Amerika ile ben savaşıyorum. Hani resmen Amerika İran'ı bildiğin kurmak istiyor. Hatta burayı zorluyor ki adam da gayet zorlamış yani. Fransa'yı geri şey yapmışlar. Bu arada benim burada filom, uçak filom, İngiltere, Amerika'nın ilerleyişini yavaşlatabiliriz belki diye buraya gönderdim bir filomu. Bir filom da burada İngiltere ve Amerika'ya karşı savaşıyor. Bak şurada bir Amerikan şeyi var ama burada bir sayısı belirsiz tankı var. Benim piyadelerimi oraya göndermeye hiç niyetim yok. Ve oyunu... Oh. Ayak tırnağı. Bir oyunu başlatacağız artık. Hafif kasabilir. Çünkü saçma bir oyun. Optimizasyon açısından ve farklı bir video programı kullanıyorum. Bu sefer XSplit Gamecaster kullanıyorum. Çünkü Bandicam ile çekince FP... Lan. Mikrofonun şeyi gitti. Kapağı gitti. Şu an sesimi çok yalın duyuyorsunuzdur herhalde. Aa, mikrofonun gürültü engelleyicisi yok. Nasıl siktir? Ben şu an üflesem siz sağır olursunuz herhalde. Heh, buldum. Tamam. Tamam, bir dakika. Şu an bak. Kulakları yıkat. Bak ses bu. Hani, duymuşsunuzdur. Şimdi kapağı takıyorum. Kapağı taktım. Ses bu. Bilmiyorum fark oldu mu? Fark olmuştur herhalde. Şu mikrofonu da şuradan çekeyim. Mikrofon yine düştü. Tuttum ama bu sefer. Refleks. Crysis 2'deki refleks kar gibiyim ya. Of. Mikrofonu da ayarladık. Tamam. Şimdi amacımız İngiltere'yi buradan atmak. İngiltere'yi buradan atarsan belli bir birliği bu bölgede bırakıp
Almanya'ya, Avrupa'ya desteğe gideceğim. Çünkü savaşı kazanmak istiyorum. Yukarıda da bir sürü şey var. Bunların ne olduğunu. Ha bak bu da bura böyle her şeyi açtım. Ama bu tarafa gitmek istemiyorum. Hani Nazi mi gideceğim? Komünist Nazi giderim büyük ihtimal. Yani faşist giderim de o da ülkeyi boka sürüklemesin falan. Ondan yapacak bir şey yok. Let's go. Gördünüz bak. Bilmem kaç FPS'yken şimdi kaç FPS'ye düştü. Dayılar saldırıyorsunuz değil mi? Allah sizi kahretmesin. Aha. Yarmışız. Güzel. Güzel. Siz buraya saldırın. Tamam, sen o tarafa git. Bence burayı alabiliriz. Sen de buraya. Bence almalıyız. Aman. Suudi Arabistan savaşa falan mı katıldın lan? Ne oluyor? Hayır. Senin bir adam şöyle arkadan toparlasın. Sen buraya, sen de bu. Ha bu adamlar burayı nasıl savunuyorsa artık. Ayrıca neler oluyor? Çıkartma yapmayın artık Allah rızası için. Amerika öyle bir çıkartma yapıyor ki var ya, fütursuzca çıkartma yapıyor. Aynı zamanda galiba lose yani hani şuraya kadar ilerlerlerse bitiyor hani. Şimdi bak şu toprakların hepsi çat diye Amerika oluyor. Çünkü ben bu kadar toprağı savaşarak almadım. Cidden savaşarak almadım. Yıldırım ordusu harekatıyla hani direkt başkentlere yürüdüm. Bir başkent düşünce diğer şehir başkent oluyor. Adamların zaten öyle bir çok adamı da yok. Çok güzel. Buraya abi. Tamam mı? Buraya saldırın. Buraya saldırın. Sen de buraya saldır. Hani bu kadar birlikten sonra canlı çıkarsa valla burada kendi cumhuriyetlerini kurmalarına izin veririm. Bu ne be paraşütçü. Neden paraşütçü araştırdığımı bilmiyorum. Oo 1945 olmuş. Yapsak mı? 113 gün. Araştıralım. Çok uzun sürecek biliyorum da. Belki savaş bile biter hani o arada. Tamam. Sadece sen gelsen de olur. Siz abi şuraya. Siz orada kalın. Buraya. Siz de buraya. Siz buraya. Tamam. Bu kendini bilmezleri buradan atacağız. Hatta baba size şöyle. Siz şuraya gelin. Tamam. Şu Amerika'yı oradan çıkartalım.
Güzel. Burada bir toprak bütünlüğü sağladık. Şuraya yanaş. Orada kaç birlik var gösterebilirsek ne mutlu. Abi bir dakika ya. Senin burada 64 birliğin var. Burada 154 birliğim ama ha. Burayı United Kingdom'a karşı savunuyorsun. Burayı şeye karşı savunuyorsun. Senin işin de zor be. Harbiden bu adamın işi de zor. Tam bütün dünyaya hayırdır çekiyor. Hah. Aynen öyle. Dur ulan. Tamam. Ne emrettiysem onu yap. Buraya abi. Buraya ilerleyin. İngiltere'yi buradan atacağız. İtalya'nın birazcık yükünü hafifletiriz. Çünkü abi bak birlik şeyleri şu. Almanya'nın şu an 698 birliği var. İngiltere'nin 177 diyelim. Hani maksimumunu söyleyelim. İtalya'nın 43 birliği kaldı. Japonya'nın 25 birliği kaldı ki bu 100 falandı. Bizim 41 birliğimiz var ki durumumuz iyi yani. Yani diğerlerine bakılınca. Avusturya'nın bunları geç zaten. Bunların çok bir etkisi olmaz. Ama bak abi United States 693. Bunların 400'ünü karaya çıkartabildiğini düşün. Hani bizim tarafa getirebildiğini düşün. Ki bak şu savaş dengesi şurada falan da hani Mouse'u görüyor musunuz? Bayağı sağ tarafta yani bizden çok yanaydı. Şu an dengeler birazcık değişmiş durumda. Hatta onların tarafa falan kaymış durumda. O yüzden hani İngiltere'yi falan buradan uzaklaştırmak lazım. Çıkartma yapıyor galiba. Almanya. Bu adayı alırsa iyi. Şey Hindistan'a gelmelerini engeller çünkü. Tamam. Siz o tarafa gidiyorsunuz. Tamam. Bu tarafa. Bu tarafa. Siz abi buraya. Siz iki tank da buraya. Hadi. Hadi babacım. Hızlı. Hızlı. Sinerjik. Devrim. Sinerjik. Tamam. Buradaki uçaklar burada savaşıyor yani. Yapacak bir şey yok. Şuradakiler Middle East. Tamam. Based in Lost Place. Bir dakika. Abi keşke yazdık çeliğimiz falan olsa ya. Çelik sıkıntısı çekiyoruz. Yok şu tarafa geçsen. Hadi ha. Tamam bir kişi varmış. Siz direkt burayı yok edin baba. Daha siz. Yok. Bu kadar kişi gitmez. Sadece
Hayır, senin de gitmene gerek yok hatta. Bir tank göndersek oraya yeter. Orada zaten bir piyademiz de var. Onu da oradan çıkartırsak. Tamam baba. Bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Bu videoları kanala hani böyle daha yeni bir soluk falan gelsin diye yapıyorum. Ayrıca kanaldaki reklamlara tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Veya şu anda Steam yaz indirimleri var bildiğiniz gibi. İzlemek istediğiniz bir oyun varsa, çekmemi istediğiniz, söyleyebilirsiniz. YouTube'da bakarız veya direkt alıp da yok. Size kalmış. Steam Bu arada abi bakın şimdi. Birkaç tane CV'nin faktörü atalım. Abi bak. Yok, daha bakmasam da. Bak abi birkaç tane roket şeyimiz var. Hatta şöyle iki tane altı kuralım. Çok yan yana olur. Tamam. Burada kuralım. Birkaç tane roket şeyimiz var. Birkaç tane de nükleer santralimiz var. Şuralarda galiba. Bir tane de aslında sadece Anadolu'da kurmayı düşünüyorum. Çünkü nükleer santralleri halleder. Tamam. Burası da artık ana vatan toprağı sayıyoruz. Nükleer santral attım çünkü. Atom bombası yapacağız. Şu içimde nedense şunu söyledikten sonra bir şey hissi geldi. Ah! Chiprens. Ne yaptın? Ha, burası onların toprağı galiba. İyisi geldi. Sanki Amerika bu sefer bana atom bombası atacakmış gibi geldi de. Yok amına. Atmaz herhalde be. Atar mısın? Tamam abi. Oğlum bak birliklerimi şeye götürürsem. Bir dakika. Tamam mı? Siz şuraya. Buraya. Buraya. Tamam. Harbiden yok ettik. Tamam. O zaman baba sizden isteyeyim şu. Sen. Siz baba bir şuraya toplanın. Bir dakika ya sen gitmesen de olur. Sadece bir tank göndersek yeter. Tankı buraya getir. Tamam. Tamam buradaki toprak bütünlüğünü tekrar sağladık. Baya hani 43'ten biri falan şeydi. Şimdi bir dakika ricamızı isteyeceğim. Sadece bir dakika. Geldim. Bu ne sıcak.
Valla azıcık hareket edince 2 kilo veriyorsun. Ölüyorum. Şu mikrofonu şöyle yapsak. Azıcık göbekli olmanın iyi tarafı şu an şey yaptım. Şu klavye sehpasını iyice çektim. Mikrofon ayaklığında dayadım. Tamam. Bu ne lan? Tamam. Almanya dayan geliyorum. Siz zaten sen coşmuşsun abi tamam. Geri alıyorsun topraklarını. Sorun yok. Bizim şu anda dur bak. Şey yapsam. Şu birlik şu motorizelerden bir tarafa gitsin. Şu bak. Şöyle. Bak siz üçlü. Tamam. Abi hayırdır. Şimdi biraz daha Afrika'ya göndereceğim de şeyin elini hafifletmek için bu sefer. Silahların nasıl senin? Tamam, iyi. Tamam, sen o tarafa gidiyorsun. Siz o tarafa gidiyorsunuz. Hepiniz mi oraya gidiyorsunuz? Tamam. Afrika'ya o zaman az bir birlik göndereceğiz. Abi bak German'ın buradaki birliği çok azaldı. German birlik bas birlik. Oğlum bak birlik şeyinde Amerika seni geçtiği anda biter hani. Bili o oyun biter hani GG yani bittik. Ne Amerika seni geçtiği anda birlik şeyinde harbiden wrecked bitiyoruz yani. Türkiye yok. Hani dağısı yok Türkiye'nin. Sen niye gidiyorsun? Yakın olan gitsin. Azıcık kafa. Beyin bedava. Kullanın. Neredeydi bizim kilo? Yok şeydeydi. Fransa'daydı. Heh. Şuraya abi. Aslında oraya değil de. Şu haritayı bir şöyle göster. Baba burayı savunun. Harbiden burayı savunun. Şu anda da limanlarına da saldırabilirsiniz. Abi acımayın. Fighterlar. Düşman uçağıyla yan yana gelirseniz bak. Hepinizin abi hepinizin. Uçağının. Yan cebinde levye kısmında abi. Tüfek istiyorum. Uçakla yan yana gelirseniz ateş ediyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Abi comeback is not real. Comeback yapamamaları lazım bu sefer. Hele zaten hani şu an oyunun hani normal gidişatını kapattım bir kere.
Ondan herhalde Rusya'yı aldı. Çünkü Leningrad hani şey oldu, düştü, sonra Moskova düştü, sonra bütün Sovyet düştü. Normalde Moskova düşmüyor yani, yok öyle bir şey. Leningrad da düşmüyor diye hatırlıyorum. Leningrad düşüyor da olabilir. Leningrad Stalingrad değil mi ya? Şöyle bakacağım. Bakacağım harbiden. Oyun devam ediyor değil mi? Tamam. Leningrad. Leningrad, aynı şey değil galiba. Bir dakika. Bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Tamam, Division 1'liyim, siz misiniz? Beyler ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz mu? Bugüne kadar gidiyorsunuz. Hatta Lüksemburg'a kadar değil. Kadar gidiyorsunuz. Ondan sonra ne yapacağınıza karar veririz. Önce İspanya'yı şeyden kurtarmak lazım. Ondan sonra Fantastik Beşli. Buraya geliyorsunuz. Yapabilirsek kenardan bitireceğiz bu işi. Kenardan sarıp deniz desteklerini kesmeye çalışacağız. Tamam. Kazamız mübarek olsun. Kalanlar da anakarayı ellerinden geldiği en şey şekilde savunacak. Aynı zamanda görün, bakın, lidere bakın. Lider görsün. Gözünüz, kalbiniz. İşte lidere bak. Normalde aslında şey haberi de oldu. Hani Mustafa Kemal will be remembered diye şeyi de çıktı. Hani Mustafa Kemal hatırlanacaktır diye şeyi de çıktı ama hani liderimiz hala bu, bence de gayet güzel açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Ne? Dünya Savaşı'nda büyük ihtimalle Nazilerin yanında olduğumuz için ve dünyada bir faşistlik şeyi olduğu için ve büyük ihtimalle başka ülkelerinde bizim ülkenin içindeki faşistleri destekleyen şeyler yaptıkları için şu anda 47'de olacak seçimi şeyler kazanacak. Faşistler kazanacak. Olsun olsun. Hiç değilse abi, faşistlerin lideri de yabancı biri değil. Fevzi Çakmak. Millet Partisi'nin şeyi de hiç değilse Fevzi Çakmak. Sadece tek sevmediğim olay şu bayrak ve ülkenin isminin değişmesi. Hani ne Osmanlı olması çok kötü açıkçası. Aşırı kötü. Bu ülkenin eşek gibi de stile ihtiyacı var. Allah'ım falan bana çelik versin. Neden böyle saçma bir yol izliyoruz? Valla kanka oyun izin vermiyor. Yoksa Hitler'cim, biliyorsun. Kaynaklarım senin. Ay, hiçbir bölgemin kontrolünü sana vermeyeceğim. Bir dakika. Geçeceğim de Almanya geri çekiliyor galiba. Bunlar ne? Amerika buraya çıkartma falan mı yaptı? Bu hiç Japonya'dan beklemeyeceğim bir şey, Çin'e yeniliyor.
Galiba geri çekiliyor. Bu ne lan, bu kadar birlik? Ulan bu kadar birliği bana versen Amerika'yı alır gelirim lan sana. Beyler saldırın buraya. Abi benim en çok şey yaptığım şey, benim Hindistan'da ne işim var ya? Bilirim, hani gayet geniş topraklara ulaştık. Bence abi harbiden boynuz kulağa geçiyor. Neden böyle bir şey diyeceğim diyeceksiniz. O oyunun başlarında İtalya buradaki bütün sömürgeleri aldı hani. Ciddi söylüyorum, neredeyse bütün Afrika İtalya'nındı. Şu anki hale bak. United Kingdom bastırıyor. Böyle bütün dengeleri bozan Amerika oldu. Amerika savaşa katılmasaydı net Almanya üstünlüğüyle savaş biterdi. Ama aptal Japonya, aptal. Yani aptal Japonya. Salak. Jet uçağı yapacağız lan. Jet uçağı yapalım da bir götleri tutursun azıcık. Tactical Bomber 3. Bir dakika ya. Biz şurada olan Tactical Bomber'ı direkt 3 yapalım baba. Burada Hiwi tankı 2 yaptık mı biz? Hiç bak buralara bakmamışım. Sen bunu direkt böyle yap. Towered artileri. Improved artileri. Bunu geliştiremezsin zaten. Close air support tactical bomb. Şey yap. Transport uçakları yap. Ama yapıp yapmıyorsun. Tamam, sana azıcık malzeme alalım. Still needed. Bak çok fazla factory gidiyor. Şöyle yapalım. İhtiyacın birazını karşılar. Civilian factory. Alttan Hindistan boş. Military Factory atalım. My name is Petrenko. Pace, yes, go. Abi harbiden şu an şu savaş atmosferi çok şey ya. Vallahi cidden şunu söyleyeceğim, hani o oyundayız. Bu oyun bile bu kadar zorladıysa hani Allah'tan 2. Dünya Savaşı'na açık açık girmemişiz. Bunu ciddi ciddi söyleyebilirim de biz savaşı kaybettik. 713 ne? 118 218. İtalya birlik bas birlik. Japonya Pearl Harbor'a gitmeyi biliyorsun ama. Pearl Harbor'a gitmeyi biliyorsun.
Ulan size destek vereyim diye savaşa katılayım diyorum. Adamlar hayır katılmayacaksın diyor. What the fuck? Hayır kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle Türkiye'cim hayır. Türkiye'cim hayır bak sok onun cebine. Türkiye hayır. Türkiye ağzına sıçarım seni. Türkiye'cim hayır kabul etmiyoruz. Girmeyeceksin savaş. Senin elini soğuk sudan... Neyi geliştirdik? Hangi uçağı geliştirdik biz? Close air support. Stratejik... Bir dakika. Kapat bunu. Nan, 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 nan. Neden nan? Sıcak bastı. Close air support. Bunu böyle yapsak. Böyle yapsak neler olmuş oluyor o zaman? Anladım. Birazcık sakat. Bir dakika. Bu ne? Aman ya Rabbim. Burası elden gitmiş sandım bir anda. Bir dakika ya. Burada bu kadar çok uçak mı var? Oğlum gelsenize. Savaş dönüyor burada. Savaşa yardım edin. Light tank. Fighter. Yaparız babam. Cure deploy. Ha, üretmezsen üretme be. Üf. Ne ağlak çıktım. Birazcık paraşütçü üret. Stage cup. Bunlar ne? Set priority for equipment sport diplomatic activity. Tamam yükseltin. Bu arada video uzun oldu galiba. İzleyicim teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz neden buraya geliyorsunuz? Allah'ım adamlar çaktırmadan gemi getirmiş. Hem de bizim adamlar çaktırmadan getirmiş. Verme Suudi amık Suudisi. Anca otur göbeğini kaşı onu. İzleyicim teşekkürler. Bir sonraki kadar görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı desteğiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. İyi günler. Ve akşamlar. Şöyle iyice yukarıdan çekeyim de. Ne kadar almışız. Almanya coşmuş zaten. Görüşürüz. Videoyu nasıl kapatacağız bakalım. Bakın. Mesela.